Selamlar biladerlerim, bropalarım. Bugün yine biraz daha böyle biraz YouTuber işi, biraz daha en azından editör olacaksanız para kazandıracak bir iş üzerine video çekiyorum kankalar. Oyun videosu nasıl çekilir videomu izleyin kankiler eğer daha önce izlemediyseniz. Orada ekran kaydı nasıl alınır falan öğrettim. Zaten bu aşamaları geçtik. Orada montaja çok fazla zaman ayırmadık. Şimdi biraz daha montaj ağırlıklı. Facecam'iniz falan yoksa sıfırdan hiçbir materyal kullanmadan nasıl sıfırdan oyun videosu düzenlenir onu göreceğiz kankiler. Öğrenmeniz gereken asıl şey şu. Bir YouTuber eğer izliyorsanız bir youtuber size bir ekran kaydı bir de kamera attığında bu videoları montajlayabilir misiniz? Eğer siz bu aşamayı geçtiğinizde ha tamam yollasın her türlü yaparım falan dediğiniz vakit siz o zaman youtuberlara mail atıp artık para kazanma işlemlerine geçebilirsiniz kankalar. Çünkü bu kurguyu yapmayı öğrenirsin sonra ekstra efektler eklemeyi öğrenirsin. Bu aslında bir böyle yukarı çıkan böyle bir zirveye doğru giden bir iş. Eğer siz bu işle işte atıyorum bir sene uğraştınız mesela bir sene arasındaki fark çok inanılmaz fark Edecektir. Bu yüzden bir YouTuber'la çalışmanız lazım. Yani söylemek istediğim şey şu. Elinizde bir materyal bulunsun. Oyun videosu editlemek güzeldir biraderlerim. O yüzden Premiere Pro'yu öğrenmenizi çok kez söyledim. Şimdi de nasıl video editlenir, nasıl oyun videosu editlenir onu göreceğiz kankalar. Premiere içerisinde abone ol animasyonları falan yapılmadığı için onları da nasıl yaparız onları da ufaktan göstereceğim kankalar. Şimdi hemen videomuza geçelim ve elimde bulunan hazır oyun videosunu böyle bir montajlayalım. Bakalım en mantıklı montaj şekli nasılmış. Şimdi kankiler burada iki tane videom var. Birincisi kamera. Param çok hızlı şu an. Burada mesela oyun oynuyorum. Bu da oyun videosu. Bana mı öyle geliyor bilmiyorum. Biraz mikrofonu yüksek sesle almışım ama problem değil yani bu ufak tefek hatalar. Şimdi bunun için Premiere Pro 2020 kullanacağım ama her zaman söylüyorum bunun için 2017'de kullanabilirsiniz. 2015'de kullanabilirsiniz. Genel olarak Premiere Pro'nun standart temel özellikleri aynıdır. Artık ufak tefek şeyler değişir. İşte kodekler gelir mesela atıyorum RAW bir görüntü vardır. Onu 2015 işleyemez. 2020 işler ama bu sizin için önemli değildir. Zaten sizin elinize gelen video mp4. O yüzden mesela 2020 indirdim ben çünkü 2020 kullanıyorum ama siz 2015'te varsa üzülmeyin. 2015'te de montajınızı yaparsınız. Hiçbir sorun olmaz. Bu arada 2015'te bayağı 4 GB RAM falan istiyor. Hatta ekran kartı bile çok gereksinimi duymuyor diye biliyorum kankiler. O yüzden Windows 7 bile olsa çalıştırıyor. Yani o tür programlarda kullanabilirsiniz. Sırf ben 2020 kullanıyorum diye 2020'ye girişmeyin. Hadi şimdi. New Proje dedim. Burayı oyun videosu olarak gösterdim. Oyun videosu montaj dedim. Burada ayarlarımız böyle hiçbir ayarı ellemiyoruz ama bu mesela OpenCL veya CUDA seçili olması iyidir. Bunun da videosunu nah şu köşeye koyuyorum neden önemli. Okey dedim. Şimdi standart olarak böyle bir ekran geldi önümüze. Oyun ve kamerayı çekip atıyoruz kankalar. Bakın hiçbir materyal atmayacağım. Çünkü daha öncesinde oyun videosu montajında Facecam çerçevem vardı. Onu kullandım. Artık Facecam çerçevemiz yokmuş gibi davranacağım. Şimdi burada en önemli şey oyun videosunu çekip sekans açmak. Çünkü biz oyun videosunun FPS ve çözünürlük değerlerine göre montaj yapmamız gerekiyor. O yüzden genelde oyun videosunu çekin böyle atın. Kameraya göre açarsak bir yanılma şansımız olabilir. Çünkü neyle çektiğinizi bilmiyorum. Telefonla bile çekmiş olabilirsiniz. Şimdi kamerayı da çekip atıyorum. Böyle bir şey var mesela bunu kapatayım. Oyun videosunda zaman adam, adam sandım dedim. Mikrofondan ses alıyorum. Mikrofonun bilgisayara bağlı. Yani direkt sizi nasıl alıyorsanız çünkü genelde böyledir. Mikrofon bilgisayara bağlanır. Oyun videosu ile beraber sesiniz de kaydedilir kankiler. Kameramda normal telefonla da çekseniz, kamerayla da çekseniz böyle alır. Hadi ya. Ne herkesi Bu da kameranın sesi. Bunları eşlemek için çok basit bir yöntem var. İkisini seçin. Sağ tıklayın. Synchronize deyin. Hemen buradan audio 1. Hiçbir sorun yok. En alttakini seçin ve okey deyin. Artık sizin senkronize işlemlerini yaptı. Bak bu kadar. Bitti. Kamerayla oyun videomuz eşlenik. Şimdi oyuna girdiğimiz bölümü alalım. Şimdi kankiler seslerimizi eşledik. Burada yapacağımız en önemli ayarları size söylüyorum. Çünkü bizim çok işimize yarayacak edit yaparken. Yani bunlar benim kendi ürettiğim taktikler. Size de kullanın diye veriyorum. İsterseniz kendi taktiklerinizle üretebilirsiniz. Edite gelin. Keyboard Shortcuts diye bir bölüm var. Buna tıkladık. Ekranınıza böyle bir şey geldi. Şimdi burada yapacağımız birkaç tane yer var. Birincisi Add Edit yazın. Add Edit to All Tracks. Bakın bunu mesela buradan çarpıya basıp sildim. Burada Shortcut bölümle boşluk geldi. CTRL boşluk. Add Edit to All Tracks bölümünü CTRL boşluğa atamış olduk. Artık CTRL boşluğa bastığımda katmanlar üzerindeki her şeyi kesik atacak. Bakın burası çok omelli. Sonra aramaya geldik. Ripple Delete diye bir şey var. Bak Ripple Delete. İkisini de siliyorum. Buradan çarpı çarpı. Sonra boşluğuna bastım. CTRL B. Bu benim kendi ürettiğim taktikler. Çünkü CTRL boşlukta CTRL B üst üste. Hani o yüzden bana biraz rahatlık sağlıyor. CTRL B'ye bunu ayarladık. Ve okey dedik. Şimdi burada şöyle bir durum var. Artık. Bak burayı kesmek istiyorum. CTRL boşluğa bastığımda bak. Durduğum yerde kesik at. CTRL boşluk. CTRL boşluk. Bak her yere kesik atıyor artık. Sildim. Mesela buradan CTRL'e boşluk dedim. İleri gittim. Bak seslere göre takip edin. Burada konuşuyorum. Ya neden kafa... Ha Burada Q'ya bastığında tüm videoyu kesip çat diye yana yapıştırıyor. Hani anlatabildim mi? Görüyor musunuz mesela? Bo ile boşlukla kestim burayı. ileri geldim. Q'ya bastım. Sildim. Bu kadar basit. Şimdi biz bu atamalarımızı yaptık. Bunlar önemli. Çünkü birazdan edit bizi çok hızlandıracak. Sonra videomuzu biz nereden başlatmak istiyoruz? Heh, buradan başlatmak istiyorum. Ceterle boşluk dedim. Tüm videoyu seçip az önce yaptığım işlem Ctrl ile B'ye tıkladım. O videoları kesti, yapıştırdı. Q'ya bassaydım başka bir işlem yapacaktı. Biraz kullanınca anlayacaksınız. Ctlle B ile Q çok benziyor ama biraz farklı işlemlere yarıyor. Yine de üç kombinasyon yani çok basit kankiler. Şimdi ilk ayar olarak benim yaptığım ayar şu: kameramı bir çerçeve içine yerleştirip onu nest yapacağım. Ne demek olduğunu anlayacaksınız şimdi. Kameramı bir üst katmana aldım. Sonra bu sol alttan bir tane color mat yani boş bir renk paleti açlıyorum. Okey dedim. Buradan kendimize uygun bir renk seçmemiz lazım. Benim her zaman beni de biliyorsunuz. Ben mor rengini severim. Bakın buralardan bir mor rengi alıyorum. Okey dedim. Çerçeve dedikten sonra bakın böyle boş bir tane renk paleti açtı. Artık alıp kamerayla oyunun arasına atıyorum. Attım ve video boyunca uzattım. Anladınız mı? Şimdi bunu ne yapacağım biliyor musunuz? Facecam çerçevemi büyüttüğümde ne kadar görmek istiyorum? Mesela kamera videoma tıkladım. Veya üstüne iki kere tıkladım ekran. Üstüne iki kere tıklarsam en üstteki katmanı seçer. Bunu küçülttüm. Mesela kameram büyüdüğünde bu kadar görmek istiyorum. Tamam mı? Çerçevemi şimdi ayarlayacağım. Bakın birazdan yapacağım şey çok işe yarayacak. Efektlere geldim. Buradan crop dedim. Crop. Crop'u çerçevenin üzerine attığımda artık maskeleyebilirim. Crop'un üzerine tıkladım. Bakın köşelerde bir şeyler çıktı. Köşelerde kutucuklar. Hemen bunu küçülttüm. Bak kendime şu an çerçeve yapıyorum. Artık Facecam'in etrafında bir çerçeve var kankiler. İstersen bu çerçevenin altına bir e, efekt de atabilirim. Bir sürü efekt var. Ben normalde efekt atmayacağım ama istediğiniz efekti atabilirsiniz. Atıyorum dijital damage diye bir efekt var. Attığımda bakın sürekli işte arkada bir bak glitch efekti oluyor Facecam çerçevemin arkasında. Onu atabilirsiniz. alpha glow'u attınız. Bakın etrafında böyle bir renk oldu. Bunu isterseniz beyaz yapabilirsiniz veya pembe yapabilirsiniz. Dediğim gibi çok fazla efekt var anladın mı? Çok fazla efekt atabilirsin. Veya direkt buradan mesela for color gradient diye bir şey var. bakın şimdi 4 tane renk atacak üstüne. Attım bakın böyle bir tane çerçeve yapabilirsin. Rengarenk. Opacity 100 olsun. 5 saniye sonraya gidiyorum. Burada opacity 0 olsun. 5 saniye sonra daha iyi ya gidiyorum. Yani 10. saniyeye gidiyorum. Burada opacity tekrar 100 olsun. Yani aslında hatta bunu silelim. Kopyaladım. Buraya yapıştırdım. Bakın şimdi böyle bir ekran yapmış oldum. Savaş. Bak mesela sönüyor. Geri çıkıyor. Mesela böyle efektler yapabilirsiniz. Ben normalde efekt eklemeyeceğim. Örnek olsun diye koyuyorum bunları. Çok kasan efektler koymayın ama kankiler. Çünkü çok kasarsa o zaman render'ınız uzar. S glow attık mesela. da arkaya böyle bir e, efekt atmış oldu kankalar. bundan kasmaması için ben hiçbir şey eklemiyorum. Böyle efektler yapabilirsiniz. Şimdi çok uzatmadan hemen C'ye bastım. Kameramın geri kalan kısmını sildim. Bütün videoları eşitlemiş oldum çünkü. Şimdi kamerayla çerçeveyi alt tuşuna basarak bakın alt tuşuna basılı tutarak bak alt tuşuna basılı tuttum kamera ve çerçeveyi faremle aldım. Şimdi bunları seçmiş oldum. Çünkü alt tuşuna basılı tutmasam bakın alttaki sesi de alacaktı. Ben sesi almasını istemiyorum. Hemen Seçtim sağ tıkladım nest yaptım facecam diye bir nest ekledim artık bunların ikisi bir video oldu bakın bir video oldu şimdi bunu neden yaptım biliyor musun çok güzel bir takdim bu benim motion'a geldim şimdi facecam'i küçültüyorum Mesela nereye koymak isterim facecam'imi? Köşeye kendi facecam'imi koydum kankalar. Şimdi editlemeye başlayacağız. Boş yerleri keseceğiz ama en önemli şey şu. Bir oyun videosunda en azından benim izlediğim oyun videolarında sürekli bir dinamiklik olması gerekiyor. Yani her an bir hareket. Yani dümdüz oyun videosu izlemek istemiyorum. Sürekli bir kat atacağım ben. Yani sürekli boş yerleri keseceğim. İşte bazen facecam'imi büyüteceğim. Yani facecame yakınlaşacağım. Bazen aralara komik videolar atacağım. Bazen ses efektleri koyacağım. Anladınız mı? Böyle şeyler yaparak videoyu daha izlenebilir hale getirmemiz lazım. Çünkü YouTuber'larda öyledir. Dümdüz oyun videosu atarsan izlenme ihtimal biraz daha düşük. Telefonun kamera sesini artık kapatabilirim. Çünkü o benim hiçbir işime yaramaz. İki sesim de oyun içerisinde var. Şimdi bak. Ya neden Ha, Alttaki ses... Kafasına vurmuyorum. Heh. bu sesi artık gerekmiyor bana. Direkt A2 sağ tıklayıp delete track dedim. Ve artık bu kadar. Ya neden kafasını vurmuyorum ya? Hadi hadi. Burada Konuşuyorum ya. Konuştuğumda facecam'e yakınlaşmak istiyorum. Mesela. Ya neden? Hah. Facecam'e şimdi yapacağım en iyi hamle şu. Tekrar edit. Keyboard shortcuts'a geliyorum. Remove. Attributes diye bir şey var. Bak burada CTRL F. Bunu sil mesela. Shortcut'a tıkladın. CTRL F yaptım tekrar. Yani bunu yapmamız gerekiyor diye söylüyorum. Okey. Artık CTRL F ile Remove Attributes özelliğini çalıştırabilirim. Bu da benim ne işime yarar? Videoyu izlerken. Yani. Şimdi CTRL F yaptım. Remove attributes da bu motion seçili oldukça okey dedim. Mesela bak face kemiğim ortaya geldi. Niye biliyor musun? Çünkü motion hareketini sıfırladı. Bak burada motion hareketleri 324 falanken burada 960'a 540 yani standart haline geri getirdi. O da bu hale geldi. Ya neden kafası da vurmuyorum ya? Hadi hadi. Mesela burayı kestim CTRL F boşluk. Çok kötüyüm ya. Dur şimdi sınacağım sınacağım. Şimdi buradayım ya bak. Burada bir çizgi var. Artık buraya gelip Şuraya kadar kesmek istersem Q'ya bastığımda şu facecam yeşil bölümünün buradaki kesiye yapıştıracak. Bastım. Şimdi kankiler kesiye yapıştırdıktan sonra buraya bir geçiş efekti atıp bu sahneye geçişini sağlayacağım. Onun için de window, extension Premier Composer isimli eklentiyi kullanıyorum ben. Bunun videosunu çektim daha önce. Ücretsiz geçiş efekti ve ses efekti paketi diye işte bu kartlara koyayım. Güzel bir efektir. Beleştir. Çok az içerik olsa da içerisinde bir beleş bir plugin'e göre iyidir yani. Bu sesli geçiş efekti sağlar. Mesela pana tıkladım. iki kere tıkladım. Mesela geldi direkt. O arada durursam. Devam ediyorum. Nasıl vurmuyorum ya. Hadi hadi. Burayı da kesiyorum. Pan. Direkt buradan geçiş yaptım yani orada gereksiz konuşmalarımı sildim. Sağa doğru gidiyorum. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Arif. Vurdu. Şimdi burada mesela face büyüteceğim ya. C'ye bastım burayı kestim mesela. Bu iki bölümü kestim. Üstüne tıkladım. CTRLF okey. Burada mesela benim kankiler böyle ses efektlerim var. Bunları paylaştım sizinle. Onu da kartlara koyuyorum. O kartlardan ses efekti paketimiz 2 GB'lık bir pakettir. Ona ulaşabilirsiniz. Mesela buradan başarısız komik sesi alacağım. Başarısız komik sesi çektim. Premier'imin içine attım. Bakın şimdi. Burada öldürdüğümde komik bir an yaratması için ses efekti koydum. Hadi oğlum. Arif. Vurdu. Heh. lanet. Lanet. Hemen burayı da kestim. Ben bunu seviyorum sürekli bir dinamizm oluyor anladın mı sadece çatışmaları görmüş oluyorum Lanet yani genel olarak ben bir zaten oyun editörü olmadığım için eksiklerim hatalarım olabilir Ben sadece size hızlı editi nasıl yaparsanız onu gösteriyorum Lanet vur bir koltuz olarak güzel Mesela kankiler burada birim dediler kesin bana bir şey söyleyecek burada pratik bir şey yapacağım. C'ye basacağım. Oyun videosunu kestim. Sonra alt tuşuna basılı tutarak oyun videosunu çekip bir üst katmana atıyorum. Sonra burada opacity bölümünde burada opacity bölümünde maske bölüm var. Mesela buraya tıkladım maske bölümünü. Chat bölümünü aldım anladın mı? Şimdi motion'a tıklayıp büyüttüğümde bakın chat bölümü ekranın burasına gelecek. İsterseniz bunu feather'la biraz daha böyle yapabilirsiniz. Arkadan Birim dediler. Kesin bana bir şey söyleyecek. Gerçi doğru lan, ben birim değilim. Ben Viper'ım. Şimdi burayı kestim yapıştırdım hemen. Tekrar pan atıyorum buradan. Birim dediler. Kesin bana bir şey söyleyecek. Abi nasıl vuramıyorum bunu ya? Hadi ya hadi ya. Evet şimdi herkesi... Burada böyle garip grup hareketler yaptım. Şimdi kestim facecam'ı. ctrl ile yakınlaştırdım. Abi nasıl vuramıyorum bunu ya? Hadi ya hadi ya. Evet şimdi herkesi... Abi şu operatörü almayın ya. O da ne Nasıl ben? vuramıyorsun beni oğlum? Bir tane bile mermim değmedi. Manyak mısın ya? Burayı kestim Manyak mısın ya? Vurmayın lan! Aslında burada yapmamız gereken şeyler biraz şu Şimdi Facecam'imizi yakınlaştırıp uzaklaştırıyoruz oyunumuzu bozmayacak şekilde ama Yapmamız gereken bir diğer şey de bunu biraz Ses efektiyle, skitle falan süslemek. Skit dediğim yanlış anlaşılacak bir kelime gibi oldu ama bir kesit aslında yani söylemek istediğim şey şu bir filmden bir kesit alırsanız ona aslında skit deniyor. Mesela burada benim komik videolar bölümüm var. Yeter lan yeter! Böyle bir şey mesela bunu videolarınızda kullanın. Mesela böyle bir arşiv yapmışım ben en azından kendim önüme gelen şeyleri kullanacağım şeyleri yapmışım. Burada yeter lan yeteri koyabiliriz. Şimdi burada da öğreneceğimiz en güzel kısa yollardan biri şu. Mesela CT ile boşluğa bastığımda şimdi burada bir tane bir şey var bak. Track Select Forward Tool diye bir şey var mesela. Şimdi A'ya bastıktan sonra bakın A'ya bastıktan sonra bir tane Tool geldi. Artık buraya tıkladığımda bu ve bundan sonraki videoları seçiyor. Ama işte Shift A'ya bastığında tam tersini yapıyor yani Shift A ile tam tersi. Bu da bu ve bundan gerisini seçiyor yani aslında çok önemli güzel bir özelliktir. A'ya tıkladıktan sonra bundan sonraki videoları seçtim yani bundan sonra ne varsa seçti hemen sağ çekiyorum, indirdiğiniz herhangi bir videoyu çekip projemin içine attım. Projemin içinde izlerken I'ya basıp skit'e aldım, O'ya basıp çıkışını seçtim. Sonra çekip üstünden alırsam yapıştırabilirim. Bakın böyle olacak. İşte burada Q'ya basalım, başını biraz kısalım çok beklemesin. Yeter lan yeter! Yeter! Şimdi bir diğer özelliğimizi öğrenirsek Mesela burada iki tane videonun arasında boşluk var ya İsterseniz A'ya basıp seçip yakınlaştırabilirsiniz Ama en güzel özellik şudur İki videonun arasındaki boşluğu Boşluğa basıp CTRL'i B'ye bastığınızda Silecek, boşluğu silecek Yeter! Hayır ya hayır Burada mesela geçiş efekti atacağım Yeter! Hayır ya hayır ya 9 kişi ne ya 9 kişi ne ya Çok kötüyüm lanet olsun Sildim burayı. Buraya tekrar mesela bir skit ekledim. Mesela burada Behzat Ç'den bir skit aldım. Burada 1.57'de sen tam bir maltın diyormuş. I'ya bastım. Seçtim girişini. Sen var ya tam bir malsın ya. O'ya bastım. Seçtim. Çekip attım. Sonra tekrar boşluğu sildim CTRLB ile tekrar pan attım. Sen var ya tam bir malsın ya. <laughs> Gördünüz mü? Mesela sürekli bir dinamizm oluyor oyun videosunda. İzlemek istersek şöyle bir ekranımız oluyor bak burada başladı. Ya neden kafası vurmuyorum ya? Hadi hadi. Sağa doğru gidiyorum. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Arif. Vurdu. Lanet. Lanet vur. Bir koltuz olarak. Güzel. Vurmayın arkadan. Vurmayın arkadan. Birim dediler. Kesin bana bir şey söyleyecek. Abi nasıl vuramıyorum bunu ya? Hadi ya, hadi ya. Evet, şimdi şimdi burada aslında mesela C'ye bastım, oyun videosunu kestim. Buraya yankı efekti eklemek istersek komik montajlarda çok kullanılır. FX'e gelip Studio Reverb yazdığınızda bir tane yankı efekti atar. Çekip sesin üzerine atın. Yani mikrofon sesinizin üzerine atın. Burada edit'e gelin, Studio Reverb çünkü sesin üzerine attığınızda efekt kontrolse düşer. Sonra Wet'i biraz artırın. Wet ıslaklıktır. Yani efektin yoğunluğunu ayarlar. Abi nasıl vuramıyorum bunu ya? Hadi ya hadi. Şimdi buraya çekip dip Turkish Rap müziğini attım. Zaten bu herkes biliyor artık. I'ya bastım. Mesela O'ya bastım. Kestim o tarafı ve çekip altına attım. Tam bu uzunluğa da tam denk getirmişiz ha. Şuraya bak izleyelim. Abi nasıl vuramıyorum bunu ya? Hadi ya hadi ya. Evet şimdi herkesi... Buraya da bir geçiş efekti. Şimdi mantıken komik montajlı bir şey yaptık. Abi nasıl vuramıyorum bunu ya? Hadi ya hadi ya. Evet şimdi herkesi... Öldüm. Ödüm patladı lan. Ödüm patladı. Nasıl vuramıyorsun beni oğlum? Bir tane bile mermim değmedi. Manyak mısın ya? Vurmayın lan. Hayır. Yeter lan yeter! YETER! Hayır ya hayır ya. 9 kişi ne ya 9 kişi ne ya. Çok kötüyüm lanet olsun. Sen böyle tam malsın ya. <laughs> Defol mu? Çok ayıp lan sana. <laughs> Buraya geldim burayı da kestim. Burayı da keselim. Allah'ım nasıl vuramadım? Nasıl vuramadım lan? Şimdi burada mesela sesim biraz daha ince bir hale getirmişim ya. C'ye bastım. Kestim burayı. Şimdi bunları daha önceki videoda göstermediğim için göstereyim diyorum. Mesela burada sesi de kesmek istiyorum. İlk önce facecam'i CTRL F yaptım. Büyüttüm. Sonra üzerine Wave Warp diye bir özellik var. Onu çekip attığımda bakın yamuk yumuk oldum. İsterseniz bunu işte şöyle ayarlarını yapabilirsiniz. Hah Sonra isterseniz gitgide yakınlaşma ayarı yapabilirsiniz. Mesela Motion'la ile e, en başta bir tane nokta bıraktınız, ileri geldiniz, büyüttünüz. Sonra bu ikisini çekip en sona aldınız. Allahım nasıl vuramadım? Nasıl vuramadım lan? Şimdi buraya ses efekti atmamız lazım. Onun için de en güzeli kankalar, Flanger çok kullanılıyor. Flanger isimli, bak preset olarak kaydetmişim ben. Ayarlarını buradan kopyalayabiliriz mesela. Bastım, burada diyor ki Flanger isimli efekti at. Sonra üzerine şu ayarları yap. Bakın şunu fotoğrafını çekin. Kendiniz de aynı ayarları uygulayın. Etrafa çıkacak ses bu olacak. Allah Allah nasıl vuramadım, Nasıl bir adım lan? Rezil rüsva. Burayı CTLF. Üç kağıtçı. Bir içeri git. Bir tane bile vuramadın enayi. Vur. Lan! <laughs> Adam buraya saklanmış ya. Ulan benim sinirim bozma var ya senin Kafana bir tane vururum. Öl lan artık. Öküz gibi taradım lan oğlum. Mesela bak ileri gidiyorum. Burada dın. Mesela burada bir tane önümüze sova çıktı yani. Karakter yeni bir karakter çıktı. Şimdi burada CT ile boşluğa bastım. Şimdi burada C'ye basıp bir tane kareyi kesiyorum. Bak bir tane kare. Sonra A'ya bastım. Geri kalan her şeyi ileri attım. Hatta bunu da bir kare daha geri getirelim. Şimdi buranın fotoğrafını çekmek için ne yapıyoruz biliyor musunuz? Bu bir kareye sağ tıklayıp add frame old diyoruz ve artık burası dondu. Bak bu kare artık dondu. Hatta sesini de kısalım. Ve bu şekilde bir kare oldu. Buraya gelip yakınlaşıyorum. Sova'yı gördüğümü gösteriyorum. Ve buraya bir tane ses efekti atalım. Mesela burada başarısız uzun donk bas diye bir şey varmış. Onu aldım. Şimdi onu aldım altına attım. Hatta böyle başındaki kısmı da C'ye basıp kesip yapıştıralım. Sonra boşluğa tıklayıp CTRL B yapıyorum. Yapıştırdım. Ana! Aha, yani i̇şte Burada yapıştırdım. CTRL boşluğa bastım. İşte burada güldüğüm ekranı, biraz daha böyle ile yakınlaşalım. <laughs> İsterseniz üstüne tıklayıp iki kere yakınlaştırabilirsiniz. <laughs> Mesela. Nasıl? Aa oh, yeni karakter. Neydi lan onun adı? Astra'ymış sonradan baktım. Ben bilmiyorum onu. Ay 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 çok kötü çok kötü. Çok kötü çok kötü. Şimdi dediğim gibi aslında skit koymanın amacı zaten orayı bir doldurmak ama veya işte bir yere referans yaptıysanız bir espriyi oraya koymanız lazım. Aslında benim burada çok kötü çok kötü dediğim eskiden hatırladığım bir şarkıydı aslında Şeyin Şah'a dis atmıştı. No 1 mi atmıştı bilmiyorum tam hatırlamıyorum. Oradaki bir espriydi aslında onu da koy, kesip skit olarak koyabilirim ama çok da doldurmayayım şimdi. Mesela CTLF'e yakınlaştım. Mesela CTLF'e şimdi buraya baş... Ay ay ay. Heh, tamam şimdi yakınlaştırabilirim aynı. Yakınlaşıyor artık. Ay 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 çok kötü çok kötü çok kötü çok kötü. Ha işte buraya koydum. Aynı şekilde Deep Turkish Web müziğini yine alabilirim. Koydum buraya. Sesi kestim. Buraya tekrar reverb atabilirim. Studio reverb'i çektim sesin üzerine attım. Studio reverb edit. Vet'i artırdım. Ay 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 çok kötü çok kötü. Çok kötü çok kötü. Bunlar çok basit şeyler yani. Bunlar normalde yapmayacağım şeyler ama en azından size pratik olsun diye gösteriyorum. Lan, lan, evet, beleşe konduk yine. Yine beleşliğimizi konuşuruz kardeşim ile. Kardeşim ile. Orada var ya işte kafaya isabet alırsa süper olacak. Bir de bak. Adam operatörü... Kafaya isabet alırsa süper olacak. Bir bak adam operatörü almış orada. <laughs> Bahane üretme lan olacak. Bir görevimiz bak adam operatörü almış orada. Buraya hemen A'ya bastım, ileri çektim. Tamam tamam. tamam. Hemen kestim, yapıştırdım. Ama bak mesela burada şimdi burada bir incelik daha var. Mesela bak ileri alıyorum. Almış orada. Tamam tamam. Mesela ses biraz düşük geliyor ya. Sesin üzerine tıklayıp G'ye bastığınızda G'in ayarlı diye bir bölüm çıkar. G tuşuyla yaparsınız. Giresun'un G'si. Mesela bunu 8 deyip Artırdığımız sesim 8 desibel artmış oldu yani videonun sesi 8 desibel artmış oldu. Burada tamam tamam inandım tamam. Buraya hemen geçiş. Şimdi hızlı hızlı montajlayalım. <laughs> yapalım. Ya, ya. Allah be Allah be Allah be Allah be Allah be. Çok kötü be. Allah be. Allah be. Çok. Çok. Evet Çal... Yine mi sola ya? Ulan adam ne vurdu la beni? Ya bunu uzatmak istersen böyle sağdan çekip efekti kısmı uzatayım. Ah be çam. Yine mi sola ya? Ulan adam ne vurdu la beni? En çok onu öldüm herhalde ya. Ulan adam ne vurdu la beni? Aa traktör varmış. Aa traktör varmış. Nasıl vuramadım lan ben onu? <laughs> Okay. Of, okay. Şimdi bir bölümü tekrarını iz izletelim mesela. Mesela burada kestim, aya bastım ileri attım. Şimdi burada vurduğum bölümü kestim mesela iyi bir vuruş değil ama siz iyi bir vuruş yaptıysanız mesela kestim. Bu tarafı sadece alt tuşuna basıp tutup kopyaladım. Alt tuş. Artık aynısı. Bak tekrar. Mesela bunu yakınlaştırarak izleyelim. Ve bunu mesela r tuşuna basıp yavaşlatabiliriz. Böyle kestim, yapıştırdım. Of! Çok iyi. Başka kime niyet, kime kısmet kardeşim? Allah'ım ya, bu kadar kolsuz olamam. Ulan benden kolsuzları da var. 6 adam vurmak da lan. Ulan benden kolsuzları da var. 6 adam vurmak da lan. Değişik. buraya yakınlaşmak istedim. C'ye bastım. Oyunun o bölümünü kestim. Ve oyun videosunda hani oyun videosunun üzerine tıklayıp motion'a tıklayıp yakınlaşıyorum. Hop artık burayı yakın göreceğim. Nasıl vuruyorsun? <laughs> şansa vurdum yemin ederim şansa vurdum. Çekil Burayı da böyle yap. Elde değil ya. Bir öldürme ne abi? Bir öldürme ne? Bitti. Hatta bunu böyle yakınlaşalım mı? Tam yakınlaşalım. Böyle tam yakınlaşalım. Hmm, çerçeveyi de görmeyelim. Hop yala. Diğer sona da yapıştır. Bu kadar. <laughs> Çok iyiydi ya. <laughs> Bu ne abi? Olmadı. Neyse. Kapatalım lan yayın. İşte bunu montajlarız. Bu kadar kankalar. Şimdi montajımızı yaptık. Buradan sonraki aşamalar artık mesela kanal introsunu koymak veya işte Instagram hesabımızın animasyonunu koymak falan. Bunu normalde After Effects'te tasarlayıp transparan çıktı alıp burada kullanırız. Daha öncesinde de gösterdim. Benim videolarım öyle normalde. Ama dediğim gibi bunu eğer siz Premiere Pro'da tasarlamak isterseniz yani After Effects bilginiz yoksa ve elinizde öyle bir videonuz yoksa bunun için bir pek kullanmanız gerekiyor. Bunun için işte MoPek de kullanabilirsiniz. Toko'nun pekini de kullanabilirsiniz. Bunun ikisini de videosunu çektim. Sanırım Aegis içinde de vardı. Ee, bu üç bu, bu tür işte extensionlar pekler sayesinde bunları yapabiliyorsunuz. Mesela motion buraya gireyim. Mesela burada sosyal medya animasyonları var. İşte burada mesela beğen abone ol tarafı var mesela. App, apply dedim ve bunu. Savaş. Heh. Mesela bunu yaptık mesela bunu sonra değiştirebiliyoruz bu arada. Subscribe abone ol diyelim buna. Abone oldun yazalım. Abone olundu demeyelim de. Hah. Bak böyle. Böyle. Biraz daha kısa sürebilir bu arada. Köşesinden tuttum. İstersek üstüne iki kere tıkladık mesela. Biraz daha küçülttük. Nereye koyalım? Sağ alta koyabiliriz. Savaş. Hadi. Dediğim gibi bunun için böyle şeyler kullanabilirsiniz. Animasyon programı değil. Yani animasyonu başka programda yaparsınız. Buraya gelirsiniz. Mesela bunu kullanayım. Bu da Instagram için olsun. Spankram yazdım. Ya. Hah gayet güzel. Bunun üzerine tıkladım. Motion'dan bunu küçültebilirim. Böyle bu da küçük köşede dursun. Ya bunu ileri atalım biraz. Burada abone ol geldi. Gidiyorum. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Arif vurdu. Lanet. Ha, böyle bunu da kullandınız. Ne kalmış oldu? Ses işlemi kalmış oldu. Bunun için de ufak göstereyim. Windows Audio Track Mixer bölümünü açtığınızda ekranınızın herhangi bir yerine Audio Track Mixer gelecektir bu şekilde. Sesiniz nerede? Mesela A1'de sesiniz. Gelin. Benim sesim şu an çok yüksek olduğu için bunu yapmam normal değil ama siz bunu yapın. Eğer sesiniz düşükse sesi e, normal seviyesine getirmek için Audio Track Mixer'da mikrofonunuzun olduğu yerde bakın bu Show Height bölümünü açın. Mikrofonunuz kaçıncı kanaldaysa burada A1 yazar, A2 yazar, A3 yazar. Sizin sesiniz hangisindeyse mesela benimki A1'de ya sesim. Sizinki hangisindeyse mikrofonunuz. O bölüme gelin. Burada A1'i buldunuz. A1'e buradan Amplitude Hard Limiter ekleyin. Hard Limiter'e gelip en baştaki bölümü eksi 1 yapın. Input boost'u da işte atıyorum 10 yapın ama bunu dinleyerek yapın. Hani sesinizin ne kadar yükseltmesine ihtiyacınız varsa bunu dinleyerek yapmanız gerekiyor. Eksi 1 sesinizin vuracağı son seviye. Yani sesinizi boostladığınızda en son eksi 1 seviyesinde değilsin diyorsun. Hepsini eksi 1'e eşitle diyorsun. Sesinde ne kadar düşükse input boost'u o kadar açıyorsun. Bunu genelde 10-15 falan yaptığınızda sizin için dengeli bir ses olur ama siz bunu yine dinleyerek yapın derim. Ses eşitleme ayarlarını da yaptık. Animasyon Bunları da ekledik, oyun videosu montajı bu şekilde kardeşlerim işte peskemi büyütün kankalar aralara skit ekleyin, ses efektleri ekleyin. Fareden bahsediyorsun yani atıyorum bunu fare görüntüsü ekleyin işte bir oyun karakterinden bahsediyorsun beni şunun gibi batman gibi vurdun diyorsun oraya batman koyuyorsun falan filan bunlarla sürekli süslemeye çalışın kankiler ee, bunu bir youtubera yapıyorsanız da işte kendi youtube kanalınızda video çekiyorsanız da bunları yapın kankalar. Tabii ki bu bununla sınırlı değil. Çok fazla efekt var bu konuda. Çok fazla animasyon var. Bunları tek videoya sığdırmam imkansız. O yüzden kusuruma bakmayın. Ama umarım beğenmişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiştir kankiler. Bir dahaki videoda görüşmek üzere diyorum. Biraderlerim, bropalarım, onurlar göster kanalına abone olup Instagram'dan da spankram adıyla beni takip edin kankiler. Şuraya oyun videosu nasıl çekilir videosunu koydum. Onu kesinlikle izleyin biraderlerim. Burada sıfırdan Premiere Pro dersleri koyuyorum. Ona da kesinlikle bakın. Tamam mı? Çünkü bu iki video bizim için önemli. Buradaki video bizim oyun videosu çekmemize yarar. Şuradaki sıfırdan Premiere Pro'da bu programda sizin profesyonelleşmenize yarar. Daha fazla da gelecek o sıfırdan Premiere Pro dersleri kankiler. Forum.spankram.com'a da üye olup istediğiniz bu konu hakkındaki sorularınızı sorabilirsiniz. Ben de yeri geldiğine girip cevaplıyorum hepsini. Bir dahaki videoda görüşmek üzere kankiler. Bay bay. Bay bay.